1980'lerde Paris'in 18. bölgesi saldırı altındaydı. Birisi masum, yaşlı kadınları öldürüyordu ve tüm şehir alarma geçmişti. Ona Montmartre canavarı diyorlardı ve onun adı Thierry Pauli. (1984 ile 1987 yılları arasında Montmartre semtinde yalnız yaşayan bir dizi yaşlı kadın elleri ve ayakları bağlı olarak, boğularak, bıçaklanarak veya dövülerek öldürülmüş halde bulundu. Bu öldürme çılgınlığının kurbanlarından biri vücudunda 60'tan fazla bıçak yarasıyla neredeyse ikiye bölündü. Bir diğeri ise çamaşır suyu yutmaya zorlanmıştı. Pauline, Fransa Martinique'de doğdu. Babası doğumundan hemen sonra onları terk etti ve Fransa'ya gitti. Ergenlik çağındaki annesini ve ona bakması için bebeği bıraktı. Pauline, Martinique'de bir restoranı olan ve torunuyla pek ilgilenmediği iddia edilen babaannesi tarafından büyütüldü. 10 yaşındayken artık evli olan annesiyle birlikte yaşamaya başladı ve üvey kardeşlerinin arasına karışmaya çalıştı. Fakat diğer çocuklara karşı davranışları düzensiz ve şiddetli olmaya başladı ve sonunda annesi babasından oğullarını Fransa'ya götürmesini istedi. Babası nafaka ödememek için bunu kabul etti. Beyaz akranları arasında karma ırktan bir öğrenci olarak Pauline'in çok az arkadaşı vardı ve okulda başarısız oldu. 17 yaşında paraşütçü birliklerine katılarak erken askerlik yapmaya karar verdi. Asker arkadaşları onu ırkı ve eşcinselliği nedeniyle küçümseyip aralarına almadılar ve bir süre sonra geri döndü. 14 Kasım 1982'de bakkalındaki yaşlı bir kadını bıçakla tehdit ederek soydu. Ancak bakkal onu bir müşteri olarak tanıyordu ve kısa süre sonra tutuklandı. Haziran 1983'te 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak cezası ertelendi ve serbest kalmasına izin verildi. Pauline, annesi ve ailesinin artık Paris'in kuzey banliyölerinden biri olan Nanterre'de yaşadığını öğrendi. Oraya onlarla yaşamak için gitti ama ilişkileri düşmancaydı. Pauline, travesti şovlarıyla ünlü bir gece kulübü olan Paradise Latin'de garson oldu. Orada şarkılar söyleyerek ve travesti kıyafetler giyerek bir sanatçı olarak kariyerine başladı. Annesi bir keresinde oğlunun performansını izlemesi için davet edilmişti. Ancak gösterinin başlamasından birkaç saniye sonra kulüpten ayrıldı. Paradise Latin'de Pauline'in başına gelen en önemli olay Jean Maturin ile tanışmasıydı. 19 yaşındaki Maturin Fransız Guyana'sında doğdu ve uyuşturucu bağımlısıydı. Pauline ona aşık oldu ve kısa sürede sevgili oldular. (5 Ekim 1984'te Paris'te iki yaşlı kadın saldırıya uğradı. 91 yaşındaki Germain Petivet hayatta kaldı. Ancak suçluların ayrıntılı bir tanımını yapamayacak kadar travma geçirmişti. 83 yaşındaki Anna Barbier Pontus dövülüp bir yastığın altında boğularak öldürüldü. Katili ondan 300 frank yani yaklaşık 50 dolar çalmıştı. (1984'te başta Paris'in 18. bölgesinde olmak üzere komşu semtlerde de 8 yaşlı kadın daha öldürüldü. Suçların şiddeti korkunçtu. Kurbanlardan bazılarının kafaları plastik torbalara geçirilmiş, bazıları ölümüne dövülmüş ve biri çamaşır suyunu içmeye zorlanmıştı. Her durumda gerekçenin soygun olduğu ortaya çıktı. Bazı raporlar Pauline'in nahoş veya düşmanca görünen kadınları sohbete dahil ettiğinde seçtiğini iddia ederken Pauline ise polise ifadesinde "Ben sadece en zayıflarını hallettim." demişti. Aynı zamanda Pauline ve Maturin abartılı bir yaşam tarzı sürdürüyorlardı. Gecelerini dans ederek, şampanya içerek ve uyuşturucu kullanarak geçiriyorlardı. Kasım ayı sonlarında Pauline'in babasının evinde birkaç ay kalmak için Tours'a gitmeye karar verdiler. Ancak yaşlı baba oğlunun sevgilisini kabul edemedi ve Pauline ve Maturin ayrılmasıyla sona eren şiddetli bir kavga yaptılar.
Maturin Paris'e geri döndü. Paulin ise kendi travesti sanatçı firmasını kurmaya çalıştı. Fakat bu plan 1985 sonbaharında başarısızlıkla sonuçlandı. Aralık 1985'ten 14 Haziran 1986'ya kadar 8 yaşlı kadın daha öldürüldü. 1500'e yakın kişinin parmak izi alınmasına rağmen, müfettişlerin birkaç ipucu olmasına rağmen polis katili teşhis edemedi. Daha sonra polis failin 1984 cinayetlerini işleyen kişiyle aynı kişi olduğunu parmak izi kanıtlarıyla belirledi. Bununla birlikte yeni cinayetlerde katil daha hızlı, daha az acımasız yöntemleri tercih ediyor gibi görünüyordu. 1986 sonbaharında Paulin uyuşturucu satıcılarından birine beyzbol sopasıyla saldırdı. Satıcı polise gitti ve Paulin tutuklandı. Saldırı nedeniyle 16 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bir yılını Fresnes hapishanesinde geçirdi. Serbest bırakıldıktan sonra Paulin yapılan testlerle kendisinin HIV pozitif olduğunu öğrendi. Bu hastalıktan öleceğini bilen Paulin cömert partiler düzenledi. Çok para harcadı ve hiçbir masraftan kaçınmadı. Bu partilerin parasını çalıntı kredi kartları ve çeklerle cinayetlerinden elde ettiği gelirle ödedi. 25 Kasım 1987'de Paulin 79 yaşındaki Rachel Cohen'i öldürdü. Aynı gün 87 yaşındaki Rose Finalteri'ye saldırdı ve onu boğduğunu düşünerek ölüme terk etti. İki gün sonra son kurbanı olacak olan Genevieve Germont'a saldırdı ve boğarak öldürdü. Paulin 24. doğum gününü kutlarken Madame Finalteri beklenmedik bir şekilde iyileşti ve saldırganın doğru bir tanımını yapabildi. Onu 20'li yaşlarında saçları Carl Lewis gibi ve sol kulağında küpesi olan melez bir iri adam olarak tanımlamıştı. Bir Aralık'ta Paulin sokakta yürürken yerel bir polis müfettişi Francis Jacob tarafından tanındı ve tutuklandı. İki gün gözaltında tutulduktan sonra Paulin, Maturin ile olan ilişkisi de dahil olmak üzere her şeyi itiraf etti. Potansiyel bir kurbanı nasıl seçeceklerini ve ardından onu evine kadar takip edeceklerini ayrıntılarıyla anlattı. Kapısına vardıklarında iki adam onlara yaklaşarak içeri ittiklerini ve onları parasının ve mücevherlerinin nerede olduğunu söyleyene kadar dövdüklerini, her ne sebeple olursa olsun soydukları kadınları kimliklerinin açığa çıkması korkusuyla her zaman öldürmenin gerekli olduğunu hissettiklerini de söylemişti. Paulin 21 cinayetin sorumluluğunu üstlenmesine rağmen 18 cinayet işlemekle suçlandı ve yargılanmak üzere hapse gönderildi. Fakat 1988'in başlarında Paulin vücudu HIV virüsünün etkilerine yenik düşmeye başlayınca hastalandı. Bir yıl içinde hem tüberküloz hem de menenjit nedeniyle neredeyse felçli bir durumda hastaneye kaldırıldı. 16 Nisan 1989 gecesi Fresnes hapishanesinin hastane kanadında öldü. İlk 9 saldırı ve cinayetten yalnızca Maturin yargılandı. Şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası aldı. Teknik olarak Thierry Paulin suçlandığı cinayetlerden hiçbir zaman hüküm giymemişti.